Profesör Messer'ın ücretsiz Comptia Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde kablo özellikleri hakkında konuşacağız. Bu Comptia Network Plus sınavı bölüm 2.1'den gelmektedir. Burada aktarım hızları, mesafe, çift yönlülük, gürültü bağışıklığı ve frekansın neler olduğunu anlamamız gerekiyor. Frekans ile başlayalım. Frekans bir ortam için çalışma hızı şeklinde tanımladığımız bir şey. Burada bir A üzerinde trafiği gönderdiğiniz zaman her şeyi senkronize tutan temel bir saat bulunur. Farklı topolojiler her tarafın senkronize olduğundan ve her iki yolda da bilginin gönderildiğinden emin olmak için sinyal göndermeleri gibi farklı yöntemler kullanıyor. Ancak her topolojinin bir frekansının ayarlanmasında bir standart yönteme sahip olduğunu ve bu sayede herkesin senkronize kaldığını göreceksiniz. Biz genelde frekansı belirtmek için saniye başına devir veya her ifadesini kullanıyoruz. A oluşturma durumunda bunun megahertz olarak yazıldığını göreceksiniz. Yani saniye başına milyonlarca devir anlamına gelir. Veya o ortam üzerinde bilginin aktarımı için gerekli olan frekansa bağlı olarak gigahertz de denir. Şimdi bir yüksek frekans genellikle A üzerinden çok fazla trafiği gönderebileceğiniz anlamına gelmektedir. Elbette bu bir anlam ifade ediyor. Ancak ağınızın ürettiği işi aklınızda tutun. Bu genelde saniye başına megabitler ile veya saniye başına gigabitler ile ölçülür. Ve bu frekanstan veya megahertzten farklıdır. Bu ağ üzerinden bilgiyi göndermek için kullanılır. Bazen megahertz bir bağlantı üzerinden transfer edilebilen megabitlerden çok daha fazlasıdır. Bu yüzden sinyalin ağ üzerinde bulunacağı yola bakmalı ve aklınızda tutmalısınız. Ve sadece frekansın çalışma hızı olduğunu aklınıza tutun. Ne kadar trafiği gönderdiğiniz ile hiçbir işi olmaz. Sadece kullanılan yöntemler, ve her bir tarafın ne kadar sıklıkla senkronizasyonda kalacağı önemlidir. A üzerinde bir frekans bulunduğunu ve burada tüm aygıtlar için A üzerinden kullanılan bir ortak saat bulunduğunu biliyoruz. Şimdi tel veya fiber üzerinde gerçekten ne kadar trafik bulundurabileceğimiz hakkında konuşalım ve bunu aktarım hızlarından bahsederek yapacağız. Genelde bir A üzerindeki aktarım hızlarını saniye başına bitler ile ölçüyoruz. Bu saniye başına bit, saniye başına megabit veya saniye başına gigabit olabilir. Ancak genelde bunu bu şekilde tanımlıyoruz. Bu neredeyse hiçbir zaman saniye başına byte olarak gösterilmez. Bu biraz karışıklığa neden oluyor. Endüstrinin geri kalanı saniye başına bitlerin, saniye başına gönderdiğimiz bitlerdeki trafiğin ne olduğunu açıklamak için iyi bir açıklama olduğuna karar verdi. Koaksiyel kablo bağlantısı gibi bir şey için genelde koaksiyel saniye başına 1 megabit'ten veya aşağı yukarı saniye başına 100 megabite kadar Herhangi bir yerden trafiği gönderebilecektir. Bu koaksiyel kablo için iyi bir genelleme. Ancak bu trafiği koaksiyel üzerinden göndermeye başladığımız zaman gördüğümüz şeydir. Çoğu insan trafiği bükümlü tel çiftli kablo üzerinden gönderiyor. Eğer evinizde bir ağ varsa, iş yerinizde bir ağ varsa, bu ağ muhtemelen trafiği göndermek için bükümlü tel çiftini kullanıyordur. Burada bükümlü tel çiftinin farklı kategorileri var. Bir önceki modülümüzde bu kategorilerden bazıları hakkında konuşmuştuk. Ancak burada kategori 3, kategori 5, kategori 5e, kategori 6 için bükümlü tel çiftinin kategorilerine göre toplam maksimum aktarımızlarını özetleyelim. Ve son olarak fiber kablo bağlantısı var. Ağımız üzerinde çok fazla fiber kullanımına sahip olabiliriz. Ve fiber son derece yüksek hızlarda çalışmaktadır. Genelde fiberin saniyede 10 gigabit ve daha ötesinde hızlarda çalıştığını görürüz. Burada gerçekten bu sayılara ulaşabilen fiberleri kullanabileceğimiz başka tiplerde frekans aktarımları vardır. Ve farklı tiplerde sinyal verimini kullanarak fiber üzerinden farklı renkte ışığı kullanarak bunları gerçekten genişletebiliriz. Burada birçok ilginç teknoloji ortaya çıkmıştır. Genelde bu saniye başına 1 ila 10 gigabit civarında görürüz. Ancak fiberde mevcut olan bazı belirli beceriler ile çok daha yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Eğer home ofisimizde veya iş yerimizde bir ağa sahipsek çok uzun bir mesafede bu sinyalin gönderimi konusunda endişe etmemize gerek yoktur. Ancak binanın dışına çıktığımız zaman veya cadde boyunca veya bir diğer şehre ya da bir diğer ülkeye bilgi aktarmamız gerektiği zaman bu uzun mesafeler üzerinden ağ oluşturulması ile ilgili birçok maddeye uyum sağlamış olacaksınız. Düşünmeniz gereken bir başka önemli şey de ağ üzerinde bir aygıttan diğer aygıta giderken ne kadar sinyal kaybı yaşadığınızdır ve bu bakır elektriksel sinyalleri gönderiyor. Elektriksel sinyal müdahaleye maruz kalacak ve zaman içerisinde zayıflayacaktır. O halde bu sinyali sadece bakır ya da fiber üzerinden belirli bir yere kadar alabilirsiniz. Bu ışık ile aynı şeydir. Işık da zaman içerisinde zayıflayacaktır ve ışığı sadece belirli bir yere kadar gönderebilirsiniz. Bu yüzden bu bağlantıları tasarladığımız zaman ne kadar sinyal kaybı olacağı hakkında düşünmemiz gerekiyor. Elektriksel sinyallere baktığımızda maksimum mesafeyi görebiliriz. Örneğin Ethernet üzerinden kategori 5E için 100 megabitte çalıştığımızda bu mesafe 100 metredir. Bu en çok nereye kadar bunu almak istediğimize bağlıdır. İnsanlar biraz daha uzağa gidebilirler. Ancak bu ne kadar yapabileceğinize, sinyal kalitesinde herhangi bir zayıflama olmadan o sinyali ne kadar gönderebileceğinize bağlıdır. Eğer daha uzak mesafelere giderseniz yerinde bir rejenerasyona sahip olmanız gerekir ki sinyali yenileyebilirsiniz. Bunun genelde servis sağlayıcıları tarafından oldukça kırsal alanlarda çok uzak mesafeler arasında gerçekten gitmek zorunda olan telekomünikasyon endüstrileri tarafından kullanıldığını görürsünüz. Genelde kendi yerel ağınızın içerisinde herhangi bir sinyal rejenerasyonuna gereksinim duymayız. Fiber daha önce de belirttiğim gibi çok uzun mesafelere gidebilir. Çoklu mod fiber üzerinden gigabit ethernet 550 metreye kadar gidebilir. Ve eğer tekli mod fiber üzerinden gidiyorsanız gerçekten 5 kilometreye kadar gidebilirsiniz. O halde eğer binalar arasında gidiyorsanız veya aynı şehirde bulunan farklı tesisler arasında gidiyorsanız fiber yerleştirerek ve sadece iki uç arasında ışığı açarak bu mesafelere ulaşabilirsiniz. Bunu koyu fiber olarak adlandırıyoruz ve kendi ekipmanınızı bunun iki tarafına yerleştirirsiniz. Ve bunun için bir telekomünikasyon şirketine ihtiyacınız yoktur. Bundan daha uzak mesafelere gittiğiniz zaman bu biraz daha karmaşık bir hale gelmektedir ve size bu ağların bağlantısını sağlaması için bir üçüncü parti sağlayıcıyı getirmeniz gerekebilir. Burada ağ oluşturma için çift yönlü kullanma adı verilen bir konsept vardır. Çift yönlü kullanma bilgiyi eş zamanlı olarak birçok yöne aktarabilmenize izin veriyor. Bunun tek yönlüsüne yarım çift yönlü adını veriyoruz ve bu bir kere de sadece bir tarafta iletişim kurabilir. Yarım çift yönlüyü bir telefon görüşmesi gibi düşünebilirsiniz. Siz konuşurken karşı taraf konuşamaz. Aynı anda hem konuşup hem duyamazsınız. Örneğin bu kondüktöre sahip olduğunuz koaksiyel üzerinde trafiği bir tarafa göndermeniz gerekir ve trafiğin diğer tarafa ulaşmasını beklemeniz gerekir. Her iki taraf da aynı anda konuşamaz. Bu yüzden bir koaksiyel bağlantıda her zaman bir yarım çift yönlü bağlantıya sahip olacaksınız. Çoğu modern ağlar tam çift yönlü bağlantıyı kullanır. Seçebileceğiniz birçok tel var ve bilgisayarlar insanlardan daha akıllı oldukları için bunlar aynı anda dinleyebilir ve konuşabilir. O halde bu tellerden bir çifti bilgiyi gönderebilir ve bu tellerden bir çifti bilgiyi alabilir ve bunu aynı zamanda yapabilirsiniz. Bunu bakırda görürsünüz. Bunu fiber içerisinde neredeyse her zaman görürsünüz. Çünkü fiber bağlantıda bir gönderim tarafı ve bir alım tarafına sahip olduğunuz bir çift gibi bağlanır ve bu tam çift yönlü komünikasyonu kullanmanıza izin verir. Bu neredeyse her zaman daha etkilidir. Özellikle çok uzak mesafelerde. Çünkü konuşmak ve dinlemek için trafiğin bu uzun mesafeler üzerinden gidiş yönünde gecikme için beklemek zorunda değilsiniz. Sizin de fark edeceğiniz bir şey. Tüm ağ oluşturma topolojileri bu komünikasyon bağlantıları üzerinde tam çift yönlü kullanmanıza izin vermez. Yarım çift yönlü kullanmanız gerekebilir. O halde kullandığınız ve sahip olduğunuz teknolojilere göz atmanız gerekecek. Ve bunlardan en uygun olanını seçebilmeniz gerekecek. Genelde tam çift yönlü kullanmak istersiniz. Ancak bunu yapamazsanız yarım çift yönlü gibi bir şeye geri dönmeniz gerekebilir. Ağınızı tasarladığınız zaman aklınızda tutmanız gereken şeylerden birisi de ortamınızın ne kadar gürültülü olduğudur. Ve burada gürültüden kastım etrafınızdaki sesler değil. Gürültü derken etrafınızdaki elektriksel sinyallerin miktarından bahsediyorum. Bugünlerde mobil telefonlarınızın ve mikrodalga fırınların, garaj kapılarının ve asansörlerin neredeyse her şeyin gönderebileceği bazı elektriksel müdahale tipleriyle karşılaşırız. Bunların kullandıkları bu büyük motorlar bizim ağlarımız üzerinde müdahalede bulunabilir ve bununla ilgili düşünmemiz gerekir. Eğer bakır kablo yerleştiriyorsak, örneğin olası müdahalelerden kaçındığımızdan emin olmamız gerekir. Bir floresan lamba üzerinden bakır kablonun katlanmasını istemezsiniz. Örneğin kabloda koruyucu kılıf yerleştirebilirsiniz. Bu kablonun o gürültü tipine karşı aşırı savunmasız olduğundan emin olarak yardımcı olur. Eğer fiber kullanıyorsanız elektriksel müdahale konusunda çok fazla endişe duymanıza gerek yoktur. Bu yüzden bir asansör boşluğundan aşağı inmesi gereken bir bağlantıyı çalıştırıyorsanız çok sık görürsünüz. Örneğin veya bir elektrik odasının yanına giderseniz Burada bakır yerine fiber tercih edebilirsiniz ve daha sonra burada rol alabilecek herhangi bir tipte elektriksel müdahale konusunda endişe duymanıza gerek kalmaz. Burada ayrıca bu elektriksel müdahalenin diğer tarafında hesaba katmadığınız bir şey daha vardır ve bu elektriksel sinyallerin güvenliğidir. Elektriksel sinyaller dağıtılması ve dinlenmesine karşı son derece duyarlı olan herhangi bir gürültü tipini bastırdıkları için veya bazı durumlarda o kablo üzerinde fiziksel olarak dağıtmanıza gerek yoktur. Bağlanabilirlik aygıtlarını, indükleme aygıtlarını bu kabloların etrafından sarabilirsiniz ve neler olup bittiğini dinleyebilirsiniz ve dijital sinyali çözebilirsiniz veya bu eğer bir analog kablo ise bu analog bağlantı üzerinden konuşulanları dinleyebilirsiniz. Şimdi bu indükleme yöntemi vasıtasıyla neler olup bittiğini dinlediğimiz bazı genel araçlar var. Bu aygıtlar ile bir uçtan bir ton veriyoruz ve buton üreticiden bir grup içerisinde kabloyu buluyoruz. Bu genel bir arıza bulma aracı gibi kullandığımız bir şeydir. Ancak bu aynı metodoloji bağlantılarımızı sonlandırmak için kullanılabilir. Bu yüzden son derece güvenli olan ve kendi ağlarında güvenliğe ihtiyaç duyan birçok şirket her şeyi fiber ile bağlamada ısrarcı olacaklardır. Bunu resmi yerlerde çok fazla görürsünüz. Burada kullanabileceğiniz hiçbir gürültü yoktur. Bir aygıtı bunun etrafında saramazsınız bağlantının kendisinin içine gitmeniz ve bu fiber bağlantısını bağlayıp sonra bağlantısını keserek bu ışığı uzaklaştırmalısınız. Ve bu yüzden buraya gelmek biraz zor oluyor. Binanın dışında veya kablonun dışında yer alarak neler olup bittiğini dinleyemezsiniz. Öyleyse bir bakır kablo ile sahip olabileceğinize baktığımızda fiber çok daha güvenlidir. Şimdi neler öğrendiğimize bakalım. Kablo özellikleri ile ilgili birkaç sorumuz var. Örneğin hangi kablo bağlantısı tipi olası en hızlı ağ aktarım hızlarını desteklemektedir? Burada çok yüksek bant genişliklerinde trafiği gönderebileceğimiz bir kablo bağlantısı tipi vardır. Ve bu optik fiberdir. Diğer sorumuz hangi aktarım mekanizması her iki yönde de eş zamanlı komunikasyona izin verir? Bu çift yönlü tiptir. Peki bu yarım çift yönlü mü yoksa tam çift yönlü müydü? Hatırlayacak olursanız bu aynı zamanda trafiği alırken göndermenize de izin veren bir tam çift yönlü komünikasyondu. Ve son olarak hangi sıfır gürültü kablo tipleri yüksek güvenlikli ortamlarda kullanılmıştır? Bu güvenlik açısından son derece önemlidir. Ve neredeyse her zaman yüksek güvenlik seviyesine sahip olduğunuzda kullanılan kabloların optik fiber kabloları olduğunu göreceksiniz. Kablo özellikleri modülümüzün sonuna geldik. Aktarım hızları, mesafeler, çift yönlü gürültü bağışıklığı ve frekans ile ilgili konuları gördük. Eğer Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek isterseniz, mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com